Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِن۪ينَ İlâ âhir-i sûrah, sadakallâhul azîm. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا اما بعد. Bir Ramazan ayını idrak ettik. Rabbimiz amellerimizi eksikleriyle makbul eylesin. Kulluk acziyeti itirafmış ya. Biz de acziyetimizi itiraf ediyoruz. Ya Rabbi eksiyiz, sen ikmal eyle. Zayıfız, sen tahkim eyle diye dua ediyoruz. Kulluk acziyeti itiraf, küfür ise kibirlenmektir. Bu manada bir Müslümanın her daim noksan olduğunu, eksik olduğunu bilmesi, İslam ahlakının da bir gereği olarak görülmelidir. Bayram yaklaşıyor. Bayramı hani her bayram öncesi ne kadar hak edebildiğimizi hep konuşuyoruz. Bayram da Farsçadan geçmiş, bezmiram, mutluluk günü manasına geliyor. Aslında Arapça'da id, onun için idu mübarek derler, bayramın mübarek olsun. İd, Arapça'da bayram manasına geliyor. Mutluluk günü manasına geliyor. İlginçtir. Me'at, ahiret doğrudan gelir. Yani id ile me'at aynı kökten türeyen iki kelime. İd, dünyadaki cennet günleridir. Me'at, ahiretteki bayram günleridir. Yani şöyle diyebiliriz. Bayram, geçici cennet, cennet kalıcı bayramdır. Aslında biz cennet günlerini burada şöyle müstakillen, münferiden yaşamış oluyoruz. Sıkıştırılmış, daraltılmış bir şekilde yaşamış oluyoruz. Aslında bayramı bir hakkın eda edebilsek, hani Yunus 25 var, Bismillah. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Allah selam yurduna çağırır. Dar-ı selama davet eder. Cennete davet eder. Hayatı cennet kılmaya davet eder. Ve ona yaklaşmak için yol arayanları, bir arayış içerisinde olanları, İlahi mesajı anlamaya ve yaşamaya çalışanları en doğru yola iletir diyor. Bu manada bir toplum ya cennet toplumudur ya da cinnet toplumudur. Biz ne toplumuyuz? Haberleri izleyin, zaten çıkarırsınız. Evet. Haber bülteni izleyin, ne toplum olduğumuzu görürsünüz. Cennet toplumu muyuz, cinnet toplumu mu? Oradan çıkar. Rabbimiz aslında bayramı yaşamış olduğumuz hayat üzerinden kalıcı hale dönüştürmemizi murad etmiş. Selam yurduna çağırır. Dar-ı selama çağırır. Onun için cinnetten, cehennemden, gerilimden, ötekileştirmekten, kamplaştırmaktan, sataşmaktan, çatışmaktan, cedelden, münakaşadan, savaştan şiddetle ne yapar? Men eder. Müslümanlar eğer birbirlerine karşı
şiddetin dilini kullanıyorlarsa imanlarını gözden geçirsinler. Bu büyük bir hatadır. Cennete aday olan bir insan ve bir toplum cinnetin jargonunu kullanamaz. Her yapı kendisini gözden geçirmeli bu manada. Daimi muhasebe şart. Allarlı Efe'ye ait sanıyorum. Diyor ki, hüznü keder def ola. Dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola. Bayram o bayram ola diyor. Güzel söylemiş. Diyor ki, artık hayat hüznün ve kederin yaşanmadığı bir ortama dönüşsün. Def olsun şu hüzün ve keder. Ama dilde de hicap ref olsun. Yani dil irtifa kazansın, kalite kazansın, dilin kalitesi yükselsin, seviyesi yükselsin. İnsanlara selamı, selam ruhunu veren bir keyfiyet kazansın. Cümle günah af ola. Günahlar da artık arınalım, yıkanalım ve günahlar tamamen af olsun. Bayram o bayram olsun diyor. Biz de bu güzel beyit üzerinden duaya amin diyoruz. Yer çekimi kanunu var. Bu Rabbimizin koymuş olduğu bir kanun. Bir kanunu ilahi. Bir cisim yukarıdan bırakıldığı zaman yer çekimine tabi olarak ne yapar? Aşağıya doğru seyreder. Yani mesafe kaybeder. Kur'an'ın da bir çekim yasası var. Yani vahyin de bir çekim kanunu var. Nedir bu? Anlamdır. Eğer bir insan vahyi anlamaya başlamışsa, Kur'an'ın çekim yasasına tabi olmuştur. Kur'an'ın çekim alanına girmiştir. Ondan sonra mı? Her şey onun bakışında, perspektifinde, gözünde aydınlanmaya ve açılmaya başlar. Hatırlayın ayeti Bismillah. Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah iman edenlerin velisidir, dostudur, sırdaşıdır, destekçisidir, yaranıdır, yoldaşıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İşte bu anlamdır. Anlayan karanlıktan çıkmıştır. Anlamayan karanlıkta kalmıştır. Çok önemli. Kur'an'ın da bir çekim yasası var. Onun için anlamak zorundayız. Hayatı anlamanın yolu Kur'an'ı anlamaktan geçer. Kur'an'ı anlamanın yolu da hayatı okumaktan geçer. Bu ikisini mecz etmeliyiz, telif etmeliyiz. O yüzden Rabbimiz ikra buyururken ortada bir metin yok. Hayatı oku. Okumanın parametrelerini verdi. Neyle oku? Bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla. Ölçüyü verdi. Dolayısıyla muhterem kardeşler, her ne ki bir müşkil, bir sorun, bir problem, bunu çözmeye dair bir çaba içerisine gireceksek, mutlaka ona dair bir takım formülleri elde etmemiz kaçınılmaz bir şart. Bakın, bugün işlemeye çalışacağım konu ihanet. Zaten girişte okumuş olduğum ayet-i kerime Yusuf 52 idi. Ve ennallâhe la yehdi keydel hainîn. Muhakkak ki Allah hainlerin planını, tuzağını, hilesini, desisesini boşa çıkarır, asla sonuca ulaştırmaz diyor. Nedir ihanet? Tek kelimeyle ifade edersek, güveni boşa çıkarmaktır. Bir insanın size olan itimadını istismar etmektir. İhanetle iman yan yana durmaz. Bir yerde iman varsa ihaneti kapı dışarı eder, bir yerde ihanet varsa orada iman olduğuna alamettir. Çünkü imanla ihanet yan yana durmaz. Hainle mümin yan yana duramaz. Aynı kaba giremez.
sadakatin olduğu yerde ihanet olabilir mi? Olamaz. Hıyanet varsa sadakat yok demektir. Ya muhterem kardeşler, bizim Rabbimizin tavsif etmesiyle en önemli sıfatımız nedir? Mümin değil mi? Ne demek mümin? Kendisine güvenilen demek. Kendisine inanılan demek. Kendisine itimat edilebilir bir kimliğe sahip olan demek. Mümin hain. Böyle bir şey olamaz. Zıtlar birbirini iter. Onun için güveni boşa çıkaran bir kimse ihanet etmiştir. Bunu hayatın tümüne teşmil edebiliriz. Zaten bazı kavramları anlamanın yolu zıt kavramları bilmekten geçer. Bakın, sadakat, yakın olmak, samimi olmak, içten olmak, hasbi olmak manasına geliyor. Hatırlayın Maide suresindeki ayet-i kerimeyi. Bismillah. Ya eyyühellezine amenuttegullâhe ve kûnû me'assâdiqîn. Ey iman edenler, takva sahibi olun, sorumluluk bilincini kuşanın ve sadıklarla beraber olun. Şöyle bir iddiam var. Alabildiğine sadık bir kul, sadık bir yapıdan kopsun, yavaş yavaş kendini kaybeder. Fakat fasık bir kul, fasit bir kul, sadık bir yapının içine girsin, yavaş yavaş yol bulur. Onun için sadık olmak işi bitirmez. Sadıklarla beraber olmak da şarttır. Bakın, sadık, sıdk, hep aynı kökten geliyor. Sadaka, tasadduk, tasdik, hep aynı kökten geliyor. Sadaka, kulun Allah'a sadakatinin ekonomik tezahürüdür. Ne kadar sadık isek o kadar verebiliyoruz. Ne kadar verebiliyorsak o kadar sadığız demektir. Bu manada sadaka, sadakatin olduğu yerde hıyanet olmaz. Kur'an mesela es-sabirine ve's-sadikine vel-kanitine vel-munfikine vel-mustagfirine bil-eshar diyor. Orada da sadıkları sayıyor bakın. Onun için sadakat istenmiş bizden. Mümin fakat güveni istismar ediyor. Sen mümin değilsin arkadaş. Değilsin. Bu bir iddia. Müminsen güveni boşa çıkaramazsın. Evet. Sana inandı, itimat etti, mutemet saydı, teslim etti, hıyanet edemezsin. Asla edemezsin. Ediyorsan imanını gözden geçir. Seninki kuru bir iddia demektir. Rabbimiz sadakat istemiştir. Bizim şöyle bir hatamız var. Tartışmaya açıyorum aslında. Siz de değerlendirin. Bazen bizimle aynı düşünmeyen, düşüncelerini açık eden, hasbi bir şekilde, samimi bir şekilde görüşünü beyan eden, fakat aynı kulvarda yürümeyi düşünmeyen kimseleri hıyanetle suçluyoruz. Bunu yapıyoruz bakın. Ha, ihanet etti. Niye? Bizden ayrıldı. Bu ölçü değildir. İhanetin yargıcı biz değiliz, Allah'tır. Şöyle bir formül geliştirebiliriz. Sadakat dışarıda, uzakta bile olsa aynı düşünmediğimiz kişinin iyiliğini istemektir. İhanet yan yana dursak bile kötülüğü için çalışmaktır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani evlendiniz, anlaşamadınız, yolları ayırdınız. Eğer nikah akdi ve ahdi içerisinde iki taraf da birbirine sadık kaldıysa bu sadakattir. Ayrıldıktan sonra mı? Bu ihanet değildir ki. Herkes yoluna baksın. Burada şuna bakmak lazım. O İslam hukukunun gereği olarak beraberlik ve birlik kararı alındığında İtimadı istismar etti mi, ona bakalım. Yoksa insanlar bizimle aynı yolu yürümek zorunda değiller.
Biz şuna bakalım. Aynı düşünmese bile iyiliğimizi mi istiyor, kötülüğümüzü mü? Kuyu mu kazıyor yoksa hayır dua mı ediyor? Buna bakalım. Şunu çözebilsek var ya, Müslümanlar olarak epey mesafe kat edeceğiz. Bunu bile çözemiyoruz. Onun için yanımızda sadık, ayrılınca hain. Bu nasıl bir yargı? Aynı düşünmeyebilir, farklı görüş beyan edebilir. Hatta içimizdeyken sadık, ayrılınca vay hain. Bu mesela adil bir yargı değil. İçimizdeyken kötülüğümüzü istemediyse sadık. Ayrıldıktan sonra da hala hayır dua ediyorsa yine sadık. Kaldı ki bedenlerimiz yan yana iken eğer kötülüğümüz için çalışıyorsa sadık görünüyor aslında hain. Bunlar önemli ölçüler. Bu manada ihanetin yargıcı alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kur'an'dan ihanet örnekleri var. Çıkaralım. Bir, Hazreti Adem'in iki oğlu. Habil alabildiğine sadık. Hatta sen beni öldürmeye kalksan ben asla karşı bir hamle yapmayacağım. Seni öldürmeye teşebbüs etmeyeceğim diyor. Alabildiğine sadık. İnancına sadık. Babasına sadık. İmanına sadık. Vahye sadık. Oturmuş bir kimlik var. Ama Kabil hain. İhanet ediyor. Kardeş ihaneti bu. Biz de yaşayabiliriz. Şahsen Kabil'in hamlesine karşı Habil'in tavrını eleştiriye tabi tutabiliriz. Fakat şunu çok rahat ifade edebiliriz. Müslüman zalim olmakla mazlum olmak gibi iki tercihle karşı karşıya kaldığında mazlumiyeti seçmek zorunda. Bunu öğreniyoruz. Asla zalim olamaz. Bunu çıkarıyoruz. Bu birinci örnek. İkinci örnek. Hazreti Yusuf'un kardeşleri. İhanete güzel bir örnektir. Ne diyor Kur'an? Bismillah. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ حَص۪يمًا. Asla hainlere arka çıkma, onları savunma. Ayet-i Kerime bu. Nisa 105. Asla hainlere arka çıkma. Bakın, onlara karşı hiçbir art niyeti yok Hazreti Yusuf'un. Fakat haset onları ihanete sevk ediyor. Şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Bir insanın çıkarı ve menfaati söz konusu olduğunda sadakat ile ihanet arasında sınav başlamıştır. Zaten akil bali olmak imtihanın başlamasıdır ya. Kişi çıkarını, menfaatini, kazancını ayırt etmeye, o paranın gıdıklayan, makamın ve koltuğun insanı kışkırtan duygularına sahip olduktan sonra başlarmış imtihan. Onun için menfaatin olduğu yerde ihanet sökün eder. Kafa göstermeye başlar. Onun için ihanet haset duygusundan mütevellit olarak ortaya çıktı. 3. Kardeşlerin babalarına ihaneti. Nasıl güveni istismar ediyorlar bakın. Alın Yusuf'u size emanet ediyorum. Baba kurt yedi işte delili kanlı gömlek. İhanet. Emanete hıyanet. Emanete sadakat istenmişti ama hıyanet ettiler. Bu da Kur'an'dan aldığımız bir diğer örnek. Yine Hazreti Nuh'un oğlu. Ya fedakar bir baba, vefakar bir baba, cefakar bir baba, sırtında taşıyan, büyüten, doyuran bir baba, fakat evlat ihaneti. Evladın babaya ihaneti. Yani sadakat isteyen bir babaya karşı vahye ihanet eden bir evlat. Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Yine Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un hanımı. Melekler insan suretinde Sodom ve Gomorra'ya geliyorlar. Daha önce Hazreti İbrahim'e uğruyorlar. Bir kavmin helakı ile alakalı muvazzaf kılındıklarını söylüyorlar. Eve giriyorlar.
hain eş o ülkedeki fuhuş sektörüyle iş tutmuştu. Eve gelen genç erkekleri sektörün banilerine gammaz diyor. Yani güveni boşa çıkarıyor. Bu da yine Kur'an'dan aldığımız bir örnek. Yine bakıyoruz. Mısır Sultanı'nın hanımı ihanet ediyor. Zaten bu ayet-i kerime Hazreti Yusuf'un hapishaneden sonra söylemiş olduğu bir sözün Rabbimiz tarafından ebedileştirilmesi. Ve enne Allah la yehdi keydel hainin. Allah hainleri başarıya ulaştırmaz diyor. İhanet ettiniz. Hıyanet ettiniz. Temiz olduğumu bile bile çamur attınız. Onun için iftira da hıyanettir, ihanettir. Kardeşliğe ihanettir. Bakın bilgisi yok, tanımıyor, okumuyor ama iftira ediyor. Bu da ihanettir. Onun için İslam'ın takbih ettiği, reddettiği, su-i ahlaktan saydığı her şeyi ihanet kapsamı içerisine alabiliriz. Yine bakıyoruz mesela İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya ihaneti. Ya imanla tanıştırmış, vahiy ile tanıştırmış, bir zamanlığına bir görev için ayrıldığında hemen bir sahte ilah ihdas ediyorlar. Böğren buzağı, tanrı ihdas ediyorlar ve tapmaya başlıyorlar. Bu da İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya ihanetine bir örnek. Hazreti Zekeriya, yine Kur'an'da geçer. Öldürmek için köşe bucak arıyorlar. Hazreti İsa, en yakın talebelerinden birisi tarafından ihanete uğradı. Onun yerini gammazlamaya giden oydu işte, Yuda. Bu da bir ihanet örneği. Bakıyoruz, Hazreti Peygamber. Mekke'de hemen hemen 10 bin kişilik popülasyon içerisinde birbiriyle akraba olmayan yok. Yani akrabaları tarafından ihanete uğradı. Hatta yatağında öldürmek için suikaste teşebbüs ettiler. Bu da bir ihanet örneği. Yine mesela mabede adanmış o İffet abidesi, tevhid sembolü annemize karşı Mekke'deki gıdıklı göbekli, yandan çarptı, uzaktan kumandalı din adamlarının ihaneti. Din adamları ve alimler, ikiye ayırmak lazım. Din adamları ticaret bezirganlarıdır. Dinden nemal alanlardır, servet yığanlardır. Alimler bila bedel, meccanen hizmet edenlerdir. Onlar din adamlarıydı. İffet abidesi olduğunu biliyorlardı ama çamur attılar, ihanet ettiler. Bunlar Kur'an'dan örnekler. Her peygamber kurulu düzenin mütref, azgın, şımarık kesimine vahiy ile ortaya çıkarak davette bulunduğu zaman neyle suçlandı? İhanetle. Doğru muydu? Hayır. Allah'a sadakate çağıranların ortaya koymuş olduğu daveti ihanetle suçlamak ihanettir. Şuna bakmak lazım. Bir insanın çabası, gayreti, eylemi, eğer insanların Allah'a olan sadakatini geliştirmeye ve güçlendirmeye dairse bu sadakattir. Allah'tan koparmaya dairse bu ihanettir. Muhterem kardeşler, her şey bize emanettir. Bakın, anne emanet, baba emanet. Ana babasını Darül Aceze'ye gönderenler ana ve babaya ihanet etmiştir. Söz emanettir. Söz verdiniz değil mi? Ahde riayet etmediyseniz emanete hıyanet ettiniz. Sır emanettir. Sırrı korumadıysanız hıyanet ettiniz. Hani güzel bir espri var. İki kişi bir sırrı nasıl muhafaza edebilirmiş? Biri ölünce. Ancak. Zaten sizden çıktıysa sır olmaktan da çıkmıştır ya. Onun için sır da emanettir. Kur'an emanettir. Ve kâler Rasûlü ya Rabbi inne kavmittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Ey Rabbim, peygamber dedi ki, ey Rabbim benim kavmim Kur'an'ı mehcûr bıraktı.
Şöyle bir parantez açabiliriz. Kur'an'a ihanet etti. Evet. Kur'an da emanet. Peygamber emanet. Nefes emanet. Ömür emanet. Sıhhat emanet. Gençlik emanet. Çocuk emanet. Servet emanet. Makam emanet. Koltuk emanet. Yani Rabbimiz tarafından bize verilen her şey bir emanettir. Emanetin olduğu yerde sınav başlamıştır. Kişi ya sadakat gösterecektir ya da hıyanet edecektir. Bakın Kur'an Allah'a ve Resulüne hıyanetten de bahsediyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tehunullâhe ver rasûl. Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin, ihanet etmeyin. Ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Bile bile size emanet edilmiş olan değerlere de ihanet etmeyin. Yani vahiy her şeyin bize emanet olduğunu söylüyor. Dolayısıyla emanetin ya sadakatle ya da ihanetle karşılanması gibi bir sorumluluğa sahibiz. Yakın tarihten birçok örnekler verilebilir. Siyasi ihanetler. Birçok örnek verilebilir. Brutus var. Olacak. Brutus, Sezar'ın en yakını olduğunda zaten imtihanın yoğunlaştığını unuttuğunda ihanet başlar. Bazen Firavun'u çok şiddetle eleştiren kardeşler olduğunda diyorum ki aman yavaş ol. Aman sakin ol. Aman fren yap. Neden? Çünkü sen o makamla henüz sınanmadın. Yarın senin koltuğa oturduğunda firavunluk taslamayacağının garantisi var mı? Yok. Parayla sınanmadın. O üst üste yığılmış banknotları gördüğünde, gözler yuvalarından fırladığında başlayacak imtihan. Onun için teyakkuz halinde ol. Yani kendini sınanmadığın günahın masumu sayma diye güzel bir söz var ya, bu manada çok cesur olmamak lazım. Fakat Kur'an ihaneti Allah'ın asla başarıya ulaştırmayacağını söylüyor. Rabbimiz son nefesine kadar sadakat üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin. Her türlü ihanetten ve hıyanetten bizleri muhafaza eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهْ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا الحمد لله الحمد الكاملين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ تَعْظِيمًا لِنَبِيِّهِ وَتَكْرِيمًا لِفَخَامَةِ شَانِ شَرَفِي صَفِيِّهِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي كُلَّرَمُ مُجْدَلَ اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Onlar ki sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ İşte onlar Allah'ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir. Kur'an sözün en güzelidir. Dolayısıyla Kur'an'ın tamamı dinlenmeli ve uyulmalı. Kur'an'ın dışında her kitabın
alınacak, atılacak yerleri vardır. Huz ma safa, da'a ma keder. İyi olanı al, kötü olanı at. Güzel bir söz var. Bütün kitapları toplayıp yakmalı ve onların aydınlığında Kur'an okumalı. Rabbimiz bizi bir ömür kitab-ı ilahinin ölçüleri ve ilkelerine uygun bir hayatı yaşayan salihlerden eylesin. Ekimissalem.